hayati. Velakinnehuma ayetani min ayatillahi yukavvihu bihima ibadehu. Fe ila ra'aytum zalike fesallu ved'u hatta yemkeşife ma bikum. Bu bir hadis-i şeriftir. Bu halde Müslim'de böyle İbn-i Mace'de, efendim, Ahmed İbn-i Hammel'de pek çok kaynaklarda olan bir hadis-i şeriftir. Siz de duymuşsunuzdur. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, güneş ve ay birisinin ölmesi üzerine, yaşaması üzerine tutulmaz. Ay tutulması, güneş tutulması, birisi öldü diye ay tutulması olmaz, yaşıyor diye ay tutulması olmaz. Ölümüyle, hayatıyla ilgili değildir. Bunlar, ay ve güneş, Allah'ın iki azametini gösteren delildir. Güneş var, ısıtıyor bizi. Güneş olmadığı zaman dönüyoruz. Hiç olmasa mahvolur, hayat olmaz. Hayatın şeyi, efendim bir sebebi, Allah'ın bir büyük ikramı güneş bize. Ay da ayın da faydaları var, sayısız hikmetleri var. Efendim bunlar Allah'ın iki ayetidir, Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Allah bu ay ve güneş tutulması olduğu zaman kullarını korkutuyor tabii. Kullara bir korku geliyor. Eyvah, gündüz aydınlıkken birden güneş tutulunca ortalık bir karar veriyor. Eyvah, kıyamet yok olacak bilmem ne filan. Çünkü anlıyor ki insan bir olağanüstü hadise cereyan ediyor, korkuyor tabii. Ben bir kere Almanya'da, Münih'te, valla öğlen oldu, ikindi vaktinde şöyle daha akşama bir iki saat var, hava bir karardı, bir karanlık oldu, ödüm patladı. Eyvah dedim, kıyamet mi kopacak yani bu vakitte bu kadar kararmazdı, bulutlar geldi filan, çok korktum. İnsan korkuyor. Evet, feyza ra'aytum zalike, böyle ay tutulması, güneş tutulması gördüğünüz zaman ne yapacağız? Fesallu, namaz kılın. Buna ne derler? Salatül kusuf, salatül kusuf. Ay tutulması namazı, güneş tutulması namazı. Allah'a ekber dersin, ayı güneşi yaratan Rabbine ibadet eder. Ya Rabbi beni her türlü afetlerden koru. Yani gökten bir kuyruklu yıldız, kuyruğundan ışık çıkarta çıkarta gelse gün diye dünyamıza çarpsa ne olur? Kıyamet kopar, iş biter, tamam. Olabilir, olmaz değil. Geçenlerde telaşlandılar, geçtiğimiz senelerde falanca kuyruklu yıldız dünyanın yakınından geçecek, sallayacak onu biraz. Hani kır filan geçtiği zaman, böyle büyük bir otobüs filan insan yanından geçtiği zaman hızlı geçince şöyle bir sallıyor insanı, arabasını da sallıyor. Onun gibi yani. Sallayacak diye korktular, eyvah dediler. Olur gene, olabilir de. Dünyaya olmaz da sana gelir. Sırf sana gelir, sana bir şey olur, gün gidersin. İnsan öldü mü, onun kıyameti kopmuş demektir. Sen aklını başına topla, kork. Tabii namaz kılacaksın. Fesallu, namaz kılın, ved'u. Hatta yani keşife ma bikum, işte başında gelen bu ay tutulması, güneş tutulması geçinceye kadar şey yapın. Dua edin diye buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sahih bir hadis-i şerif.